ekonomik şartlar zorluğundan dolayı hem fabrikada çalışıyorum, ek olarak da ayrıyeten çalışıyorum. Herhangi bir sosyal faaliyetimiz yok. Ailemizde herhangi bir sosyal faaliyette bulunamıyoruz ekonomik şartlardan dolayı. Ve durum çok kötü. Daha nasıl anlatalım? Bir ekmeğin 5 lira oldu. Bir kilo soğanın 30 liraya çıktı. Yoksul kesimin et dahi, beyaz et dahi alamadığı bir zamanda yaşıyoruz. Saki seçim şu şekilde bakıyoruz. Biz halk olarak, yani Kürt halkı olarak, ezilen halklar olarak biz bir oy Yeşil Sol Parti oldu, bir oy da Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP şunu şöyle algılamasın. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevdiğimizden değil. Sadece düzenin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomi hiç iyi değil abi. Hiç gidişatı da hiç iyi değil. Yani tabii şimdi borç listeleri burada çok var. Yani eskiden de vardı. Bu kadar çok yoktu. Sonra biz ürün alırken şimdi yine kazanıyoruz. Ama eskiden kazandığımızın bir değeri vardı. Hani şey yapabiliyorduk. Eğlenebiliyorduk. Sonra geçinebiliyorduk. O parayla sosyal hayatımız da vardı. Ama şu anda kazandığımız, hani esnaf olduğumuz halde kazandığımız bize yok, yetmiyor. 14 Mayıs'ta şu anki iddiaları göndermek için çalışacağım. Halkımız doğruyu bilsin, doğruyu görsün. Kime oy vereceğini iyi bilsin. Başka da bir şey diyeceğim yok. Belki böyle değiştiririz burayı, böyle düzeni. Eskiden çay alıyorduk 3 kilosunu 70 milyona, şimdi alıyoruz 300 milyona. Yani daha ne kadar yiyorsun? Ya eskiden kira veriyorduk misal 750-800, şimdi olmuş 2-3 katı. Elektrik yaz da öyle. Bunun sorumlusu şu andaki mevcut iktidar kimse odur. Yani 20 yılda da iktidar olan onlardır yani. Bugüne kadar yöneten de onlar. Ama şu an gerçekten ekonomi çok kötü. İnsanlardan bazen çay parası, toz parası isteyemiyoruz. Yani bu seçim 14 Mayıs inşallah halkımız için, Türkiye'de yaşayan tüm halklar için güzel bir seçim olur. Yani sonuç ne olursa olsun inşallah güzel olur. Seçimlerde Bay Kemal diyor ki ben size şu vaatleri bulunuyorum. Yani af verecekmiş, onu verecekmiş, bunu verecekmiş. Her gelen seçimler yaklaştığında bir şey veriyor. Seçimleri alıyor, koltuğunda oturuyor. Selam aleyküm, aleyküm selam. Gerek yok abi. Biz de bunları sevmiyoruz abi. Ha bu 14 Mayıs'ta sağlam düşünün. Yani bir 20 senelik birikim var içinizde. Ona göre düşünün, oyunuzu verin. Kusura bakmayın, ben burada açıklayamıyorum. Ona vereyim, buna vereyim ama hak edene vereceğim bu sefer. Siz de hak edene verin kardeşim. Gerek yok yani. 20 senedir bunaldık kardeşim. Üstümüze illa benzini döküp yakalım mı ya? Nedir ya? Her gelen arkadaşımız yurt dışına kaçıyor. Niye? Kendi ülkesinde huzur yok ki. Borç var, harç var, dert var, sıkıntı var, ceza var, af yok, yasa yok, o yok, bu yok. Bir şeyler de sayamıyoruz yani. Artık 2023'te hayırlı bir 2023 bekliyoruz abi. Dolar düşsün, euro düşsün, kendi paranıza dönün. Mahvolduk, bitti. Eskiden pazara girdik mi 1 milyarla 1 aylık alışveriş ederdik. Şimdi 1 milyara 4 tane poşet zor geliyor. Ne demek istediğimi halk anlıyor yani. Yanlış anlamayın. Sloganımız bellidir. Halkın sesi dayının sesi, dayınızın sesi yine halkın sesi. İyi düşünün, akıllı olun, uyanın. Yeter. Bunalttılar bizi. Daralmayın. Artık 2023 bize hayırlı olur. Sağlam yere oy verin.